7 Mart'tan beri kızımı göremiyorum diyen bir anne suikumuzda. Pilot olan eşi kızını kaçırdı. Yaklaşma çocuğa. Ne demek yaklaşma? Ben onun annesiyim. Sesini bile duyamıyorum çocuğumu. Konuşma. Haftalardır, aylardır her yerde kızı İpek'i aradı. Hala elim boş. Yalvarırım, vicdandan Mehmet edin. Tek hayali hasret kaldığı kızına kavuşmaktı. Siz de bir annesiniz babasınız. Niye acı çektiriyorsunuz? Aylar sonra Kevser'e müjdeli haber. Şimdi Esra Erol'da. Kızıma... Onu çok seviyorum. Çaresizlik, yokluk, tek başına mücadele eden bir adam ve inanılmaz bir dram. Şimdiki imkanlar olsa zaten girmezdim yani. Ya yazın ya dışarı ya kışın zobya elin diğer diye bilinen ipinden somyanın ayağına bağlardım. O gün işte bir bardak su, zeytin, ekmek bunlarla akşam giderlerdim. Mustafa Bey'in tek isteği 2 yaşındayken evlatlık verdiği çocuğunu bir kez olsun görebilmek. Kızımı bulmak istiyorum. Bir de bizi affetmesin istiyorum işte. Beni affet kızım. Şimdi Esra Erol'da. Nasıl sevdim seni gösteremedim. 27 yıl önceydi. Her şeyden önemli. Son beşiğim işte. Evlatlık verildiği günün en yakın tanığı canlı yayında konuşacak. Hatun anne 27 yıldır her yerde aradığı evladı Özlem'e kavuşabilecek mi? 27 yıldır arıyorum. Sonucunu alamıyorum. Özlem'le ilgili büyük gelişme ne? Şimdi Esra Erol'da. Mart'tan beri kızımı göremiyorum diyen bir anne suikumuzda. Pilot olan eşi kızını kaçırdı. Yaklaşma çocuğa. Ne demek yaklaşma? Ben onun annesiyim. Sesini bile duyamıyorum çocuğumu. Konuşma. 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 Haftalardır, aylardır her yerde kızı İpek'i aradı. Hala elim boş. Yalvarırım, vicdandan Mehmet edin. Tek hayali hasret kaldığı kızına kavuşmaktı. Siz de bir annesiniz babasınız. Niye acı çektiriyorsunuz? Aylar sonra Kevser'e müjdeli haber. Şimdi Esra Erol'da.